Şimdi diğer konuya geçmek isterim. Başka söyleyeceğiniz, eklemek istediğiniz bir şey yoksa e, bu konuda yok galiba. Şimdi Var e, Böyle Tipler isimli bir Instagram hesabıyla yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan bir e, fenomen vardı. Biliyorsunuz hepiniz muhtemelen Kıvanç Talu ve bir de eşi var Beril Talu. 100 milyon lira vurgun yapıp kaçmakla e, gündeme geldiler. Kimine göre Gürcistan'a gittiler. Burada da bir Gürcistan detayı var. <laughs> ne var Gürcistan'da? E, kimine göre de Portekiz'deler. Bilmiyoruz nerede olduklarını. E, 1 Kasım gibi de sosyal medya hesaplarından bir e, açıklama yapacakları, herkese aydınlatacakları söyleniyor. Niye bekliyorlar bilmiyoruz. Şimdi e, az önce de söyledim ya çiftin. Hedeflerinin 500 milyon lira olduğu ancak bu Polatlar operasyonundan sonra ve kamuoyunda böyle bir tepkiye sebep olduktan sonra korkup kaçtıkları da iddialar arasında ona berden sevgili Müge Dağstanlı'nın kulisine göre. Şimdi bu sistemin adı Ponzi deniyor. Ponzi mi? Bir onu konuşalım zaten. İşte insanlardan yüksek gelir vaadiyle para topluyorlar. Ben uzatmayayım, daha iyi bir bilene sözü vereyim. Lütfen Sayın Sezer sizi alalım buraya ve de alalım. Evet, evet. Bu sistemin adı Ponzi. Hı hı. Ponzi ismi nereden geliyor? Charles Ponzi'den geliyor. Bir İtalyan göçmen Amerika'ya yerleşiyor ve bu sistemle ilk dolandırıcılık ne zaman yapılıyor söyleyeyim? 1920 yılında yapılıyor. Yani yaklaşık 103 yıldır kullanılan, evet, 103 yıldır kullanılan bir e, dolandırıcılık yöntemi Ponzi sistemi, saadet zinciri diye de biliyoruz. Ve e, ilk dolandırıcısından ismini alıyor. Evet, Ponzi'den, Ponzi'den. ismini alıyor. Ponzi Amerika'ya yerleştiğinde cebinde birkaç doları var. Boston'a yerleşiyor. E, orada e, yaşamaya başlıyor. Ondan sonra bir hikaye uyduruyor, yatırım yapacak. Kişileri ikna ediyor. Hı hı. Arbitraj karı ile para kazanıyorum deyip işte pul alıyorum ve bu pulların satışından para kazanıyorum deyip e, yaklaşık iki ayda 15 milyon dolar para kazanıyor, kazanıyor diyelim tırnak içinde. Yapa, yatırım yapacak kişiyi ikna ediyorsunuz ve sürekli aşağıdan gelen yeni yatırımcılardan üstteki... E, ilk üye olanların karını ödüyorsunuz. Dolayısıyla her yeni kazanan altına yeni bir takım kişileri eklemek zorunda ki hem kendisi para kazansın hem de yukarıya para çıksın. Yine bir başarı hikayesi burada oluşturmanız lazım ki yeni yatırımcılar sisteme eklenebilsin. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Bu sonsuz bir sistem değil, hı hı. mutlaka bir yerde tıkanıyor. Ya e, son katılanların parasını ödeyemez hale geliyorsunuz, altta aynı hızla, aynı sayıda e, ve nitelikli e, mağdurlar gelmediği sürece, dolayısıyla sistem bir yerde tıkanıyor. Nerede gördük biz bunu? Hepimizin bildiği Çiftlik Bank'ta gördük. Hı. Sistem bir süre sonra. Aslında 90'larda da gördük değil mi? Tabii 90'larda. Titan Zincir'i. 90 evet. evet. Titan. Titan. Titan evet. saadesince. O vardı zinciri. evet. O tabii doğum çekseydi bir doğum günüyle evet, şey evet. evet. değil mi? Doğru. Evet. Evet. Neydi adı? Kenan Şerahan. Kenan ee, şimdi tabii burada bir e, teknik kritik bir şey var. Mesela e, Titan'da Hı. Şunu biz Saadet Zinciri değiliz diye Hı. iddia ediyorlar. Neden? Şimdi Saadet Zinciri ve Ponzi sistemiyle e, network marketing birbirine karıştırılıyor. Hı. Şimdi bu direkt suç. Yani bu Ponzi Saadet, mi? evet Ponzi direkt suç. Ama bunun yasal boşluğundan e, kaçabilmek için, faydalanabilmek için aslında bakıyorsunuz sistem tamamen Ponzi sistemi, Saadet Zinciri ama diyor ki, biz diyor network marketing yapıyoruz. Ne yapıyor? E, evet. Markası, evet, bir tane ürün. Markası e, kendisine ait. E, bir araştırma yaptığınızda başka herhangi bir yerde satılamayan bir ürün seçiyor. Ne bileyim, işte bir saat yaptırıyor, kendi e, markasını bu saate veriyor. Dolayısıyla diyor ki ben diyor saati satıyorum, işte tatili satıyorum. E, ne bileyim, parfüm satıyorum, işte başka bir şey satıyorum. Benim yaptığım ponzi değil hı hı. ama network marketing. Ama sistem aynı şekilde işliyor. İşte Bu e, saati e, vergi incelemelerinden, müfettiş incelemelerinden, bilirkişi incelemelerinden kaçabilmek için farklı yerlerden e, fiyat karşılaştırması olmaması için kendi markasıyla satıyor ve yüklü miktarlarda e, ücret karşılığında satıyor. Dolayısıyla insanlarımızın şuna dikkat etmesi lazım. Evet, her network marketing bir ponzi sistemi değildir ama bunu suistimal eden çok sayıda şirket mevcut. Dolayısıyla dolandırılmamak için bu sistemlerin arkasını, önünü, sağını, solunu iyi araştırmaları gerekiyor. Diğer grafiği görelim mi? Bittiyse bununla işiniz. Evet. Tamam, diğer grafiği görelim arkadaşlar. Evet, bu. tam olarak böyle işliyor nitelikli yatırımcı yatırımcıyı daha doğrusu buluyorsunuz. Ondan sonra onlar yenilerini buluyor. Bu yatırımcılar geldikten sonra bunların ilk gelen yatırımcıların parasını alttan gelen finansmanla yukarıya doğru sağlıyorsunuz. Ama Yani alttan gelen herkes o mavi kişiye para mı ödüyor? Tabii tabii tabii. Belli yüzdesi var. Yani buradan katılanın... Birilerine abone yaptıkça değil mi? Tabii. Tabii. Yani üye ne yaptıkça tabii. Ne kadar çok üye kazandırırsanız hem kendiniz o kadar para kazanıyorsunuz hem de yukarıya o kadar para kazandırmış oluyorsunuz Evet Peki